Konchi herkese ve bugün sizlerle birlikte son gelen update'ten sonra Dust 2 için değişmesinden sonra yeni smoklarımız ortaya çıktı arkadaşlar. Bu smoklar sayesinde aslında oyunun nasıl değiştiğini daha öncesinde anlatmıştım ama bu smokları göstermemiştim. Biraz metayı değiştiren bir güncelleme oldu demiştim. Evet tam olarak öyle oldu. Şimdi artık bugün size verdiğim sözü tutmanın zamanı geldi. Bugün sizlere Dust 2'deki yeni smokları göstereceğim. Bu arada arkadaşlar videolarımız çokça izleniyor ama abone olanların sayısı niyeyse az. En yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirsiniz çok sevinirim. Bir şu el butonunu yumruklamayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet ilk ve bariz smoğumuz tünelden kapıya olan smoke. Hemen gösterelim nasıl atılıyormuş. Öncelikle tabii ki pool'u ve big box çeklemeniz lazım. Hemen şu kolona yaslanıyoruz ve tavandaki kolonun üstündeki dikey ve yatay çatının kesişiminden smoğumuzu düz bir şekilde bırakıyoruz. Bu smoke kapıyı tam kapattığı için kapıdan herhangi bir pik yemeyeceğinizi söyleyebilirim. Eğer ayrıca window'u da smoklarsanız rahatlıkla B'yi egale edebilirsiniz. Madem böyle bir smok geldi, CT'nin burada yapması gereken arkadaşının boost yardımını kullanarak side içini piklemesi. Buradan hem pula hem side'a geçen düşmanları görebilirsiniz ve pikleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir takdir olsun. Evet, Şimdi bu Windows sumo'muz biraz sıkıntılı bir sumo. İnternette böyle milyon tane adam göstermiş abi. Geliyorsun şu kolana duruyorsun da şuradan duruyorsun da atıyorsun da gitmiyor falan. Aslında gidiyor da işte bizde gitmiyor. Şimdi maç içinde bir tane hakkınız olduğu için bir tane de sumo'nuz var. Bunu heba etmek istemezseniz bu çok zor nokta bir atış olduğu için bunu önermiyorum. Daha tehlikeli, daha atılabilir bir sumo'muz var. O da şu noktadan atılan Windows mu arkadaşlar. Öncelikle pool'un, havuzun ve bu büyük kutunun arkasının temiz olduğunu düşünüyorsanız ya da arkadaşlarınız orayı kontrol ediyorsa sizin için bu noktaya gelip crosshair'inizi koyuyorsunuz, tam ortalıyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz. Yatay kiriş ve bu kolonun, taş kolonun tam kesiştiği yerden. Burada ...yürüyerek atacağız bu Cross Crosshair'imizi buraya sabitliyoruz. Bounce'umuzu oynatmıyoruz. W yaparken... ...bu crosshair buraya geldiğinde... ...sol kliği yani basılı tuttuğumuz tuşu... ...bırakacağız ve smoğumuz window'a... ...gitmiş olacak. Gitmezse... ...gitmezse yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Toplayamadım orayı. <gülüyor> evet... <gülüyor> gitmezse artık yapacak bir şey yok. Başka bir video izleyin. <laughs> tam bu kısma azıcık yürüyerek bırakıyoruz ve Smo'u takip edelim. Ve tam anlamıyla Windows u. Evet yeni Smoke'umuz Platform Smo. Gene şu köşeden atılıyor. Bu şekilde gelip tam şu noktanın altından hafif aşağı çekip bırakıyoruz. Buradaki amacımız aslında platformu tam kapatmak değil. Karşı puldaki oyuncunun bizi görmesini zorlaştırmak. Şundan dolayı çünkü bizim onu vurmamız gerekecek. Smok arkasına gelip şuradan Pikleyip vurabilirsiniz. Kendi kendime Windows smokları ararken bir de mid smoke buldum. Ne kadar işinize yarayacak bilmiyorum ama şu yaprağın tam altındaki noktadan zıplayarak smoke bırakıyoruz ve midi kapatıyoruz tam anlamıyla kapatamasak da iyi kapatıyoruz gibi gözüküyor. Buradan bench'e çıkarak pick yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Buradan bench'ten en azından mid'den ölmeyeceğinizi bilerek CT pickleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki smoke'umuz kar smoke. Şurada ekranda gördüğünüz yere jump throw atarak karı çok rahat bir şekilde smoke'layabilirsiniz. Smoke. Evet Berkin de dediği gibi oraya smo attıktan sonra şu buz tarafını kullanarak kardaki adamı vurabilirsiniz. Buradaki amaç aslında karın avantajını kaybetmesi. Biliyorsunuz şuraya pusarak daha yapılabiliyor. O yüzden bu ile birlikte daha temkinli girebilirsiniz ve boosttan sonra arabayı vurabilirsiniz. Evet sizler için bulduğum diğer bir güzel smoke. Takım ekonominiz yoksa tek smokeunuz varsa B'ye nasıl girilir diye. Arkadaşlar tam bu köşeye gelip bu tek olan smokeumuzu dördün görüyorsunuz boşluğu var. Bu boşluğunun içine jump throwla bırakıyoruz. Jump throwla bıraktıktan sonra smokeumuz böyle bir yolu izliyor. Biliyorsunuz tek smokeumuz var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Hemen tünelden arkadaşlarımızla tünelin sağ tarafından girdik. Çıktık platformu vurduk. Sonra yavaş yavaş pikleyerek gidiyoruz. Sayda bakıyoruz. Window'a bakıyoruz. Kapıya bakıyoruz. En son kara gelip karı vuruyoruz. Bu smoke kullanabilirsiniz. Takım ekonominiz yoksa bir tane smoke'unuz varsa B'ye bu şekilde girebilirsiniz. Evet, umarım smokları beğenmişsinizdir ve umarım smoklar işinize yarar. Ufak bir çalışmayla üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Videonun bu kısmından sonrası kamera arkası olacak. Biz çekerken çok eğlendik ve bunları sizinle paylaşmak istedim. İzlemeyecek arkadaşlar için kendinize çok iyi bakın. Eğer işinize yaradıysa lütfen like atmayı unutmayın. O like butonunu bir kıralım. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve konichiwa yatay olan kirişle şu düşey kolonun kesiştiği yere crosshair'imizi koyuyoruz. Hafif ilerleyip atamadım ananı <laughs> Bir kere daha deneyelim. Bu kolonun kesiştiği yere durup hafif ilerleyip W'ye basıyoruz. Yani hafif ilerliyoruz ve ondan sonra Windows Smoke'umuz bitte patlıyor. Ananı niye bitte patlıyorsun? <laughs> Sen Windows mu olsun? çıldıracağım. Abi çıldıracağım. Gerçekten. Şu bırakacağız ve smomuz window'a gitmiş olacak. Gitmezse... Gitmezse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak. <laughs> <laughs> Toplayamadım orayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> gitmezse artık yapacak bir şey yok. Başka bir video izleyin <laughs>